Kesinlikle, çünkü öyle bir durum ki hangi tarafı dinlerseniz o taraf haklı gibi duruyor Gökhan Hocam. Herkes hocam, herkesin hocam kendine diyor göre ya, haklı olduğu konularda var, haksız oldukları var. Samimi konuşmalar yapılması lazım. Herkesin inanarak inandırıcı bir şekilde camialarını etkilemesi lazım. Ama ben bir türlü o samimi açıklamaları yeterli bulmuyorum. Yani herkes kendi menfaatleri doğrultusunda konuşuyor. Kendi menfaatlerini gözetiyor. Şu anda Ali Koç'un yaptığı, Sayın Ali Koç'un yaptığı ikisinde büyük ihtimal genel kurulu toplayacak. Yani normaldeki daha önceki genel kurullarda bir tarih verilir, bir hafta sonra toplanırdı. Ama bu ikisinde ben kendim çok net olarak biliyorum, genel kurul üyelerine özellikle arayarak ayın ikisinde, yani üçündeki Adana Demir maçından önce toplayıp orada mümkün olduğu kadar istişare ederek ve bir gövde gösterisi yaparak, bir güç gösterisi yaparak ve o genel kuruldan da istediği sonucu çıkaracağına inanıyorum. Ha, ondan sonraki aşamalar ne olacak? O gücü aldıktan sonra bir nevi güven oylaması. Ondan sonra ertesi gün bir Adana Demirspor maçı var. Herkes onu merak ediyor. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? İşte herkes konuşuyor, herkes konuşuyor. Herkes kendi düşüncelerini söylüyor. Ama ben Sayın Ali Koç'un düşüncesini merak ediyorum. Hakikaten bu genel kurul toplayıp böyle bir yetki aldığı zaman bunu uygulayacak mı? Yoksa sadece kendisine güç gösterisi olarak mı tutacak? Şimdi konuşmalara geliyorsun. Sayın Dursun Özbek de konuşuyor. Sayın Erden Tümur da konuşuyor. Hepsi, eğer işler istediği gibi ise, hepsi itidal çağrısı yapıyor. Bunu Fenerbahçe'de yapıyor. Yani işine geldiği zaman itidal çağrıları yapıyor. Herkesi birleştirmeye çağırıyor. Ama ortada bir şey yokken, yani hiç kimsenin bir şey konuştuğu yok. Örneğin Sayın Ali Koç istifa etti Kulüpler Birliği Başkanlığından. Kabul edilmedi yanılmıyorsam. Şimdi kendisinden de bir açıklama gelmedi ama gidecek herhalde. Gidecekse, başkanlığı yapacaksa Fenerbahçe'de ligde devam edecek diye düşünüyorum. Onunla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum. Esasında şu önümüzdeki hafta bence çok şeylere gebe. Hem Fenerbahçe açısından hem Türk futbolu açısından gelişmelerde şuna sadece eminim. Ayın ikisinde, 2 Nisan'da Fenerbahçe bu genel kurulu toplayacak. Yeterli çoğunluğu sağlayacak. Ve bunun sonucunda da istediğini yapmak için o gücü eline alacak. Yani genel kurul o gücü Ali Koç'a verecek. Hani ya aslında kaybeden Türk futbolu oluyor hocaya zaten. Vereceğim. Yok yok. Rica ederim. Şöyle şimdi bir kere hiçbir bahane o seyircinin sahaya girmesi için neden olamaz bence. Yani oraya sahaya giren seyirci bir kere şunu da ayırmamız lazım Cüneyt. Yani Trabzon halkı, Trabzon, bunu bir kere bir tarafa koymak lazım. Orada tamamen provokatif bir eylem yapıldı. Nasıl 15 Nisan'da Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandıysa aynı şekilde orada da o muamele yapıldı. Şimdi orada bu muamelenin çıkacağı belli. Buradaki tahrik olan bir kişi, Trabzonlu, sahaya atlayan, şehrin içinde maskeli geziyor. Yurt dışından geliyor. Ne pasolik var ne bir şey var. Sahanın içinde kimsenin kartı yok. Artı bu işin sorumluları var. Orada yüksek mülki amirleri var, idari amirleri var. Bunlara önlem alması lazım. Ben hayatımın 76 ile 86 ile 10 yıl, bu aşağı yukarı 2 senede bir şey bir maça tekabül etse, ben 7-8 tane maçı Trabzon'da oynadım. Hepsinde problem vardı, sıkıntı vardı. Yani biz bu sorunları yaşadık. Ben bunları mal etmek istemiyorum kimseye ama her zaman Fenerbahçe Trabzon maçları Trabzon'da zorlu geçmiştir. Bu yani yörenin Fenerbahçe'ye karşı olan bir... Trabzonsporlu futbolcusu olsak o da belki Kadıköy'de ben zorlu maçlarda yaşadım. Benim takım, mil takım arkadaşım Şenol Güneş'ti. Mil takım arkadaşım Necati'ydi, Serdar Bali'ydi. Yani bunlarla biz mil takımda hiçbir sorunumuz yoktu bizim. Ama ben orada bu olayların çok rahat önlenebileceğini düşünüyordum. Bence atlanmış ama bunların da muhakkak ki bir sorunlarında bir hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Artı başka bir şey daha var. Yani bu kadar nefret, soyunma odasının koridorlarında çata çat kavgalar var. Yani bir sürü açıklanmayan, bir sürü yüzü gözü, İsmail Kartal Hoca'nın oğlunun yerlerde tekmelendiği, yani bir sürü şeyler var. Şimdi bunlar anlatılmıyor tabii. Ama bakın, yani ben her şeyden evvel futbol adamı olarak sahanın içinde kalmak istiyorum. Ama Fenerbahçe Kulübü'nde yıllarını vermiş bir kişi olarak da bunları söylemek de benim görevim açıkçası. Ama ben her şeye rağmen oradaki olayların bir tarafta bırakılıp futbola yönelik,
Ama bu futbola yönelik de biz tabii ki konuşmalarımızı yapacağız. Her şeyimizi söyleyeceğiz, edeceğiz ama Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekten bu kadar şeyin hep Fenerbahçe'nin üstüne gelmesi, hep Fenerbahçe olması ve hiçbir zaman içinde Fenerbahçe Kulübü'yle işte 3 Temmuz'da olan olaydan beri ne kulüpler birliği durmuş, 15 Temmuz'da başka bir başkan çıkmış demiş ki bunun bedelini Fenerbahçe çıkmazsa öder demiş. Yani hiç bu gibi olaylarda yanında durulmamış, hep yalnız bırakılmış. Yıllar evvel Neşotel davasında Alişen, Şenez Erzik, Galatasaray Kulübü'nün yanında oldu. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. İki kulübün bu 3 Temmuz'dan evvel çok sıkı dostluğu vardı. Ama 3 Temmuz'dan sonra hem kulüplerin arasındaki dostluk bozuldu, hem aynı zamanda da Fenerbahçe'ye karşı bir 13 senede bir şampiyonluk almış ve diğer bütün branşlarda şampiyon olmuş, başarılmış, 13 tane branşta çok başarılar yapmış ve de bir sürü milli takıma oyuncularını belki de bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne verecek olan bir sürü oyuncuları Fenerbahçe'nin kulübünün içinden geçiyor. Spor kulübü. Yani spor kulübü. Yani futbol kulübü olarak kurulmuş ama Fenerbahçe spor kulübü olarak evrilmiş 12 tane branşı ekonomik olan tölere öden bir kulüp haline gelmiş. Şimdi bunların hepsini alt alta koyup üst üste topladığın zaman Fenerbahçe kulübünün canı acıyor, içi acıyor. Neden? Ama kendisine karşı bir şey yapısından değil. Ama hakkaniyetli ve dürüst bir tavır. Ve de 15 Temmuz işte Nisan'daki o faili meçhul bulunsun ha kardeşim diyor mesela. Niye bulunmuyor diyor. Buradaki olayda alınacak olan cezalar ne varsa şimdi bütün bu şeyler bitti. Sahanın içinde o ona niye yumruk attı? O ona vurur muydu? O vahşiydi. O işte dönerek takla attı. Ya iki tane futbolcu. Alın iki futbolcu. Diğerleri ne olacak ya? Diğerleri ne olacak? Şimdi İsmail Kartal'ın durumu kolay mı Ergül Cüneyt? Orada sen şimdi bu çocukları tekrar maça kanalize edeceksin. Oradan bir tanesi Livakovic diyor ki ben diyor dönmek istiyorum diyor. Öbürü biz diyor kaç puan diyor zaten diyor 8 maçımız kalmış iyi bir takımız niye oynamıyoruz diyor. Yani hep bu sorunlarla uğraşan bir İsmail Kartal var. Sahanın içindeki bir futbolcuların durumu var. Fenerbahçe'nin bir genel kurulu var. Herkes feryat figan halde yani ne olursa her türlü şeyi göze almış. Ama küme düşme olmasın. Ama takımı ligden çekme olmasın. Çünkü bunun boyutları çok daha farklı yerlere gider. Bunun dışındaki Sayın Başkan'a verilecek olan destekte her türlü karara Fenerbahçe Genel Kurulu razı. İlginç bir süreç yaşıyoruz hocam gerçekten futbol iklimimizde. 2 Nisan'da Fenerbahçe'nin alacağı karar sadece Fenerbahçe'yi değil tüm Türk futbol camiasını yakından ilgilendiriyor. Şimdi ben İzmir'deydim bu arada. Dönüş çağında yanıma bundan evvelki yönetimde Fenerbahçe'nin yer almış